Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler. Heyecanla beklenen Dünya Kupası 2018 Rusya'nın ev sahipliğiyle 14 Haziran Perşembe günü başladı. 27 Haziran Çarşamba gününün ikinci maçı, B grubunun 6. maçı olan Güney Kore-Almanya maçı olacak ve Dünya Kupası'nın 13. günü oynanacak. İki takımın analizlerine geçelim. Güney Kore takımı ise Dünya Kupası'na 10. kez katılıyor. Turnuvaya katılmak için 8 maç yapan ekip, 8 maçı da kazandı. Hücum hattında orta saha oyuncularının topu kanatlara yönlendirmesiyle gol bulabiliyorlar. Savunmada ise kanat oyuncuları defansa koşan ekip, rakibe topla oynayacak, fazla alan vermiyor. Gruptan çıkma ihtimali ise az gözükmekte. Almanya takımı toplamda 4 defa Dünya Kupası'nı müzesine taşımıştır. Tecrübeli ekip Dünya Kupası'na katılmak için 10 maç yapmış ve bu 10 maçtan hepsinden galibiyet ile ayrılmıştır. Hiç ilgisi yoktur. Hücumda hem kanatlardan içeri girerek tehlike yaratan, hem orta sahadaki yıldız oyuncularla forveti destekleyerek, hem de teknik ve top sürmede kontra ataklar ile başarılı olan ekip, defansta da etten kale oluşturup, rakip takıma ceza sahasında nefes aldırmıyor, gol şansı hiç vermiyor, bizce finale adını yazdırabilir. Peki Güney Kore ve Almanya maçı istatistikleri nedir? Maçı kim kazanır, işte detaylar. %8 oranla Güney Kore kazanabilir. %78 oran ile de Almanya maçı alabilir. Maçın berabere kalma olasılığı ise 14. Muhteşem bir futbol şöleni bizi bekliyor olacak. Turnuva analizleri devam edecektir. Bizi izlediğiniz için teşekkür eder. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.